Sevgili dostlar, Sebi Sonuç YouTube kanalından tekrar herkese merhaba. Araştırmacı yazar Zafer Calayoğlu hocamla beraberiz. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk Murat Bey. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Ramazan'ı bitirdik. Evet, Allah'ın izniyle bitirdik. Güzel geçti Ramazan'da. Bayramı kutladık. Daha sonra tabii ki hem Ramazan içindeyken de dışındayken de kendi araştırmamızı, çalışmamızı devam ediyoruz. Şimdi tabii biz belli tarihler verdiğimizde izleyicilerimiz tarafından da ya yine mi tarih, yine evet. mi komplo, yine işte kehanet temelli bir şeyler. Ama o verilen tarihlerin hiçbirisi bizim uydurduğumuz, işte şu tarihte şu olacak dediğimiz tarihler değil. Bravo. Okuduğunuz ya da belli kesimlerin bu tarihleri ön plana çıkaran belli ritüeller yaparak, belli ayinler yaparak bu tarihleri kendi içlerine böyle sindirerek yaşadıkları belli kesimlerin tarihleri. Doğru. Bunları dünya geneline yayarak her sene bazıları düzenli Hı-hı. olarak bazı uygulamalar yapıyorlar. Şimdi yine bir tarih konuşacağız ama 28-29 Nisan. Evet. Özellikle bu cadılar tırnak içerisinde bayramı şeklinde satan ayinlerinin de olduğu içinde aslında belli ritüellerin olduğu günler diye planlanıyor. Doğru. Öncesi nasıldı? Niye bu planlanıyor? Arkasından ne gelecek diyerek sormuş olayım. Evet ya, şimdi 28-29 Nisan'da böyle bir tarihleri var. Hatta satanist bir grubun bir kendisine göre 10. yıl kutlaması gerçekleştirilecek ve bunu da Boston'da, Amerika'da yapacaklar. Bizim de sormuş olduğumuz temel soru şu oluyor: niye Boston'da yapıyorsun? Yani Amerika kocaman bir ülke, başka yerlerde değil de niye Boston'da? Sebebi var mı? Var. Az sonra bunları anlatacağız. Peki seçilen tarihler tesadüf mü? 28, 29, 30'da da bir yarım günlük toplantı yapacaklarını ifade ediyorlar. Sonuçta bunların hepsinin ajandaları elimizde mevcut. Yani tabii herhangi bir şekilde içlerine sızdığımızdan değil, bu satanist grubun kendi siteleri var, internet sayfaları var. Orada bu yayınlamış oldukları sayfalardan alıyoruz programların ne olduğunu, içeriğini. Tabii başlıklar önemli. 28, 29 ve 30'da alakalı niye tarihi önemli onlar için? Niye orayı seçtiler de misal veriyorum Haziran'da, Temmuz'da yapmadılar? Çünkü satanist grup bir diğer karşı grup olarak görmüş olduğu yapıya bir bakıma da olsa mesaj verebilmek için bu tarihleri seçiyor. Çünkü hemen arkasından gelen tarihlerde biz neyi biliyoruz? 30 Nisan gecesinden başlayan, 1 Mayıs'ı da içine alan başka bir Hristiyan grubun kendi ritüelik bayramı kutlanacak. Onunla alakalı bir mesajlaşma oluyor bu. Yani olacak. Önce ben senden önce etkinlik yaptım, sen benden arkada kaldın diyebilmek için. Satanistler 28, 29 ve 30'da bir program yapıyor. 10. yıl kutlamaları, 10. yıl olması önemli. Çünkü biz 10. yıl olduğunu görürsek 2023'te, demek ki bunların ilk etkinliği ne zaman hayata geçmiş? 2013. 2013'te böyle bir etkinliğe geçiyorsa birileri, demek ki 2025 yılına gelince kaçıncı yıl kutlamalarını yapacaklar? 12. yıl. Mesajları onlar Hristiyan bir gruba veriyorsa eğer, 12 Hristiyan nazarında bir önemli sayı denk geliyor mu? Geliyor. Havarisel bir durum var orada. Yani havarilerin sayısı 12. Demek ki birileri 2013 yılında bir etkinliğe başlarken bilinçli olarak 2013'te başlamış. 15'te değil, 10'da değil, 13'te başlıyorsa demek ki bir mesaj vermiş. Tıpkı nasıl ki 2013 yılı içerisinde Şubat ayında dönemin mevcut papası 16. Benediktus görevinden istifa ederek geri çekilmiş ve bugünkü Papa Francis göreve seçilerek başladıysa ve yine aynı şekilde nasıl ki Mısır'da 2013 yılında darbe yaparak Sisi göreve başladıysa ve hala ikisi de, yani Papa da Sisi de görevdeyse, bizim öngörümüz şu yönde, daha önceki zaten çoğu programımızda söyledik, bir kere daha tekrar edelim. 2025 yılında çok yüksek ihtimalle Papa görevinden sağlık gerekçesiyle çekilecek. Bu da çekilecek. 2025 dediğimiz gibi yeni bir döngünün başlayacağı bir tarih olduğu için var olan eski düzendeki insanlar görevlerinden çekilerek yeni kişilerle görevlere başlanacağını söylüyoruz. Mısır'da da muhtemelen Sisi görevden çekilecek veya diyecek ki başka bir grup çıkacak. O da ona darbe yaparak böyle bir gene görev değişikliğini görüyor olacağız. Bunların işaretleri nerelerden verilmişti? 2021 yılında Nisan ayında hem Vatikan'da hem de Mısır'da gerçekleşilen ayinsel ritüeller ve törenlerdeydi. Katolikler olarak Roma'da, Vatikan'da ne yapılmıştı Nisan 2021'de? Orada da bir Paskalya ile alakalı yeniden bir doğuş seremonisi gerçekleştirildi. Nisan 2021 Mısır'da da ne oldu? Hepimizin bildiği
Firavunların mumyalarının taşınması seremonisi. Bunları zaten daha öncelerde anlattık. Ama tarihler önemli. Çünkü o yapılan ritüellerde işaret hep ne üzerineydi? 12. 12'ye baktığımız zaman da neyi veriyordu? 2013-2025'e veriyor. Mısır'a bakıyorsun 2013 genesisi 2025'e veriyor. Şimdi satanistlere bakıyorsunuz 2013 kuruluş 12. yıl kutlamaları da tekrardan 2025'i işaret. Nasıl bir ritüel? Yani böyle bir kanlı bir ritüel mi oluyor? Şimdi satanistler, ya da neler yapılmış bugüne kadar? Evet, satanistler. Dünyanın gözünün önünde. Evet, yani açık, yani sonuçta yer, davet ediyor. Belli. Yer Boston'da yapıyor. Boston'da eyalet meclisinin yanında olan bir binayı kiraladılar. Resmi bir uygulama. Yani Boston'da herhangi bir şekilde gizli veya son derece saklı bir mekanda yapılacak olan bir operasyondan bahsetmiyoruz, organizasyondan. Bu bizatihi Boston meclisinin yanındaki bir mekan kiralanarak resmi bir işlemle, yani kiralama işlemiyle gerçekleşecek olan bir ritüel. O yüzden de internet sayfalarında açık bir ilanda bulunuyorlar. Herkes davetlidir diye. Gidip de kendilerince üyemiz olanlar gelebilir vesaire değil bu. Bir ücreti var tabii. Gelmek isteyenler o ücreti ödüyor. Ondan sonra da etkinliğe katılıyor. Etkinlik içerisindeki diğer aktivitelerden de faydalanmış oluyor. Ama ritüeldeki başlıklar önemli. Yani oturumlar yapılacak, toplantılar yapılacak. Bu toplantılardaki başlıklar önemli. Çünkü bir tanesinde atıf bizim için daha ön plana çıktığı için ifade edelim. Lilith'e atıf var. Şimdi Lilith bildiğimiz üzere İslami açıdan bakarsak olaya tamamen bir mittir. Gerçekliliği yoktur. Ama Hristiyan ve Yahudi nazarında Lilith'e bir anlam yüklenmiştir. Zaten çıkış kaynağı da bir bakıma da olsa kabul edilişe göre İbrani mitleri arasında yer alır. Şimdi öyle bir başlık koymuşlar ki diyorlar ki başlıklardan birinde Lilith atıf yaparak da Lilith döneminde bir döngüsel start verildi, bir başlangıç yapıldı. Bu modele uygun yaşamaya devam mı ediyoruz yoksa biz o ritüelden uzaklaştık mı diyor. Onunla alakalı bir toplantı başlığı var. Bunu konuşacaklar. Şimdi buradaki yapılacak olan toplantılarda veya organizasyon içerisinde tabii ki bir ritüel kurban yok ama sembolik olarak var. Şimdi ritüeli de şöyle ikiye ayıralım. Genelde arka planda ritüel yapılır. Kanlı olan. Ön planda insanların, yani bir kalabalığın karşısında yapılacak olan resmi, meşru bir etkinlikte de bunun kansız olanı yapılır. Neler mesela, örnek vermek şimdi lazım. Arkada ne yapılır, burada ne, evet, yapılır mesela? Satanistleri, tabii yani satanistlerin standardını söyleyelim yani. Standartta şu var, satanistler herkes tabii Türkiye'de biraz yanlış bir algıdan dolayı herkes kedi kesiyor vesaire diyor. Hayır efendim, olur mu yani? Var olan temelde satanistsen bile kurban edilecek olan obje kimdir? İnsandır. Yani bir insanın kanı akacak veya bir hayvan olacak. Bu hayvan da öyle küçük hayvanla olmaz. Yani kedi, köpek olmaz. Bunlar ne olur? Bunlar kesinlikle bizlerki büyük başlar gibi dediğimiz hayvanlar olacak. Keçi olur, işte dana olur, öküz olur vesaire, böyle olur bunlar. O sebepleri vardır. Çünkü öküz veya dana neyin sembolüdür? Boğanın. Boğa neyin sembolüdür? İşte paganizmi. O yüzden de zaten satanizmin ana arka plandaki unsuru kim tetikler, sahi sürer? İşte paganizm sürer. Bunları görüyoruz. Arka planda bunlar yapılır ama bunların ne şekilde, yani insan mı kurban edildiğini, hayvan mı kurban edildiğinin meşru olan toplantında bize verilen kansız olanında ne sunulur? Sahnede o görürüz. Yani bir insansa kurban edilen, bir insanı çıkarırlar. Onun üzerinden bir seremoni yapılır. Ama onun kanlı olduğunu bize ne olarak gösterir? Ya insana bir kırmızı kuşak bağlar veya bir yerine bir kırmızı obje takar, asar. Yani yüzük olabilir, broş olabilir vesaire. O yüzden hemen şöyle düzeltelim olayı, daha rahat anlasın izleyicilerimiz. Şimdi Türk kültüründe ne vardır? İşte bir gelin alma, kız verme olayı vardır. Gelin ne olarak gider? Bir beyaz kıyafet içinde. O beyaz neyi sembolize eder? Bir kemer vardır. Kırmızıda bir, bravo, bekaret, evet, kemeri. Şimdi orada ne var? Kıyafet beyaz. Beyaz neyi ifade eder? Saflığı, temizliği, el değmemişliği ifade eder. Kırmızı bir kemer bağlar değil mi? Bir kuşak bağlar. Kuşak nedir? İşte o kanı sembolize eder. Aslında kızın ailesi kızı vermiş olduğu erkek tarafında ne olarak sunmuş oluyor? Kansız kurban. Karşı tarafı onu kurban etmiş oluyor. Ve bu ritüel bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Ama şimdi kansız kurban sunuyor dersen, evet, başka bir yere gidecek. Ama öyle yani retorik nikah olarak. Nikah kısmında da, evet, biz kızımızı öyle mi veriyoruz, evet, algısı. Ama şimdi erkek getirir. Ne yapıyor? Erkek de kurban olduğunu, yani erkek ailesi de erkeği karşı tarafa kurban olarak ne olarak sunuyor? O da kına yakıyor. Kınanın elde veya işte neresi? Kız da yakıyor. O da
kızıl oluyor. Normalde kızlardan normalde kına geleneği yoktur. Sonradan onlar eşit olsun. Öyle mi? Kına gecesi diye. Kızlar yapmıyor mu? İşte normalde erkek. Allah Allah. Sonra kızlar vesaire devreye giriyor. Bir eşitlik oluyor. Öyle oynarlarken erkek tarafı da kapıda çay içerler. Şimdi şeyi düşünün mesela erkekler sünnet oluyor. Sünnet olunca kına yakılır. Şimdi o kına geleni normalde erkekle bağlantılıdır. Bu kızlarda işte bir kuşaktır, bir eşarptır. Ya yani kırmızı olması temelde al yazmalım erkek diyoruz. Erkek kardeşi varsa o bağlar. Tabii. Ama al yazmalım diyoruz değil mi? Filmlerde falan hep bunun üzerinedir. Yani bu gene kansızlık üzerinedir. Bunun da temeli işte gene paganizmle alakalıdır. Türklerde şamanla bağlantılıdır. Kansız olanı budur. Şimdi aynı kansızlık nereden gider? Papalarda, Vatikan'da da böyledir. Kardinallere bir bakın bakalım. Hepsi ne üzerinedir mesela? Buna din adamı olduğu için evlenmeme yemini ederler. Ama kırmızı kıyafet giyerler. Ne uğruna kendini kurban etmiş oluyor? Allah yani tanrılar için, İsa Mesih için. Yani evlenmiyor, ben saflığımı koruyorum, kendimi sana kurban ediyorum diyor. O nasıl ifade ediyor? Kırmızı kıyafetiyle. Kardinallerin hepsinin kırmızı kıyafet giymesi bu anlamda tesadüf değildir. Binlerce yıldır bu devam ediyor. Ediyor yani. İnanarak gerçekten samimi bir şekilde hani bazen hayretlere düşüyoruz. Evet. Hani nasıl oluyor, nasıl inanılıyor ya da bu ritüelleri binlerce yıl hiç eksiksiz hala devam ettirmelerini falan konuşuyoruz. Ki son yapılan bu tarz programlarda halk biraz daha öğrendi. Geçmişte evet. Hiç bilmiyordu zaten doğru. Bunları ama şimdi her yeni bir gün işte 28-29 Nisan diyoruz. Yok 25'inde şu olacak, şu Mart'ta şu olacak. Bunların hepsi sanki hani programın başında söylediğim gibi biz sanki bir tarih veriyoruz, uyduruyoruz şeklinde değil. Yıllardır devam eden ritüellerin o seneki yenisi o. Onu konuşuyoruz. Ya bu sene geçen seneki gibi şu tarihte bunu zaten yapacaklar. Ne demek? En son şeyde o Patrikhane'nin mevzusunda evet, da Çin yapılan kapısı, Çin kapısı evet. Mevzusunda da. Yani yıllardır yapılan bir şeyi evet. Konuşuyor. Bak yine yapacaklar. Evet. Yalan mı yok? Yapılıyor mu? Yapılıyor işte. Adam bunu 200 yıldır yapıyor ve her yıl yapıyorsa toplamda kaç kere yapmış oluyor? 200 kere yapmış oluyor. Ve her yıl yapıyor. Zaten ritüel ne demektir? Döngü. Yani o yıl ne zaman tekerrür ediyorsa bir sonraki geldiği tarih geldiği an bir daha yapıyor. Yani inanarak ve aşırı bir samimiyetle bunu yapıyor. Tabii çünkü onu yapması lazım ki kendisine bağlamış olduğu kitleyi tutabilsin. Yoksa inandırıcılığı kalmamış olur. Tamam, peki burada bizim bize düşen yani bize düşen de genel anlamda dünya geneline bize şu ritüelin sonrasında bir süreç olacak mı yoksa bu standart şimdi yapılan niye bir ritüel mi? Niye bunu yapıyor? Niye ritüellik olarak yapıyor? Yani ne etkileyecek sonrasında? Evet. Şimdi karşı tarafı şu algı veriyor. Özellikle Lilith'te vurgulamasıyla beraber satanist gruptan bahsedersek. Şimdi bastığın konusuna da geleceğiz. Niye bastığını seçtiler? Çünkü cevap vermiş olduğu bir yer var. Yani bir mesaj verdiği bir kitle var. Onunla alakalı. Yoksa bunu New York'ta yapsa da gene mesajı verecek ama örnek vereyim Washington'da yapsaydı, Kaliforniya'da yapsaydı o mesajı veremeyecekti. Buralarda yapması önemli. Şimdi ne oluyor? Bize yani arkasında ne göreceğiz? Arkasında şunu görüyoruz. Ritüeller devam ettiği zaman kişi neyi görüyor? O yapının da üyesi ise veya o yapıya biraz sempati duyuyorsa neyi görecek? Aa bir dakika bunlar öyle genel geçer bir yapı değil. Ne üzerine yola çıktılarsa bu yolda samimiyetini ortaya koyuyor. Her ne koşullar olursa da olsun mesela soralım 10. yılını kutluyor bu adam. Ama biz son 2 yıla bakıyoruz pandemideydik. Her taraf kilitliydi. Bunlar yapmadı mı aynı ritüel? Yaptı. O yüzden de adam diyor ki bunlar her türlü zor koşullarda da olsa dünya diyor kendi inanmış olduğu değer neyse o değeri devam ettiriyor diyor. Bir samimiyet görüyor. İstikrar görüyor. Öyle bugün yaptım yarın yapmasam da olur demediğini görüyor ve Covid sürecinde ümre ziyaretleri gidemedik Mekke'de, mesela. Tavaf bile evet yasaklanmıştı. Durumdayken ben bunu yaptım bak ne kadar samimiyim evet, diyor işte, değil mi? Aynı şekilde yine Fransa'da ne yapılmıştı? Pandemide her taraf kapalıydı. Uçaklarla seyahatler ciddi anlamda iptal edilmişti. Hatta hatırlayın işte biliyorsunuz uçaklara girebilmek için bile seyahat edebilmek için bile işte yok sıvı oldun mu kartını sun ya da işte çeşitli diğer belgeleri sun diye insanları bunu dayatıyorlardı ama dayatmadıkları bir grup da vardı. Fransa'da her yıl yine yapılan bir ritüel daha vardır. O da tapınak şövalyelerinin, üstadı azamının idam edildiği bir alan vardır Fransa'da. Orada bunlar kutlama yaparlar. Dünyanın dört bir tarafındaki tapınak şövalyesi üyesi olan hala tabii bunlar dünyada var. Üyeler gelir o gün orada Fransa'da biatlarını sunarlardı. Eski idam edilmiş olan üstadı yani Jacques de Molay'a. Şimdi soralım. 2020'de çok ağır bir tabloyla dünya salgında baş başaydı. 21'de baş başaydı. Hadi 22'de esnedi sonra ama 20 ve 21'de bunlar nasıl geldiler oraya? Biz görüntülerini o dönemleri kendi sosyal medyamızda hep paylaştık. Demek ki birileri çok rahat bir şekilde dünyada istediği pandemi zaman serbest pandemi birilerine göre pandemi. Bravo. Birileri yani, için pandemi. Evet. Şu an bile neyi konuşuyorlar?
Yani bir sonraki pandemiye hazır mıyız, değil miyiz vesaire konuları konuşuluyor. Sanki çok tesadüf. Biz sizinle yapmış olduğumuz bir Berat TV'deki bir canlı yayında neyi söylemiştik? Bill Gates açıklama yapmıştı. Bir sonraki pandemiye hazır mıyız? Değiliz diyordu o da cevabında. Hazırlanabilmek için bir sonraki pandeminin çıkacağı bölgeyi işaret etmişti. Afrika'dan çıkacak demişti. Ama bir bakıyoruz şimdi Sudan'da darbe oldu. Darbe olduktan sonra Dünya Sağlık Örgütü açıklama yapıyor. Ve ne dedi? Sudan'daki var olan dedi biyolojik laboratuvar ele geçirildi. Bundan dolayı bölgede sorun olabilir. Yani virüsler yürüyebilir dedi. Hazırladı. Altyapıyı yaptılar. Değil mi? Şimdi Bill Gates 2 yıl öncesinde ne demişti? Afrika'dan çıkabilir diyordu. Sudan nerede? Afrika'da virüs laboratuvarı da orada şu anda ve ele geçir diyor. Vallahi hocam bir plan var. Plan doğrultusunda insanları da oraya çekiyorlar. Kendi ritüelleriyle, evet. Kendi bekledikleriyle diyeyim. İnsanları da oraya inanarak, kendileri inanıyor ama onların da inanmasını sağlayarak evet. Çekiyorlar. Allah'ın da bir planı var diyerek Amen. Böyle bağlayalım. Amen. Allah. Şimdi devam ederse uzak kuramların en hayırlısıdır. Tabii ki. Ona hiçbir şüphemiz yok. Ama şimdi burada ne var? Satanistler bunu bu tarihi olarak niye seçti? Yani 28, 29, 30 niye seçti? Çünkü hemen arkasından az önce dediğimiz gibi 30 gecesinde başlayan 31 Mayıs'ta da devam eden Valpurgia dediğimiz bir gece etkinliği vardır. Valpurgia kimmiş de? Kime mesaj veriyor satanistler o tarihi seçerekten? Geçmişte yaklaşık olarak 780'li yıllarda, milattan sonra 780'li yıllarda Hristiyanların kabul ettiği bir azize var. Bunun adı Valpurga. Valpurga Almanya coğrafyasında yaşayan bir kadın azize. Daha sonra tabii 800 yıllarda, 880'li gibi yıllarda ölümünden yaklaşık 100 yıl sonra Katolik Kilisesi diyor ki ben bunu azize ilan ettim diyor. O tarihten sonra da kadının ölmesiyle alakalı gün 25 normalde Nisan ama bu yapılacak olan bayram diyelim 1 Mayıs'ta kutlanıyor. 30 gecesi başlıyor 1 Mayıs'ta kutlanıyor. Peki gece neye atfoluyor Valpurga üzerinden? Cadıları kovma gecesi olarak kutlanıyor. Yani çünkü Valpurga yaşadığı dönemlerde şöyle tasvir ediliyor. Deniliyor ki bu kadın ciddi anlamda bir bakıma da olsa alşimistti. Yani kimyayla uğraşıyordu. Kimyayla uğraştığı için de çeşitli insanların içerisine girmiş olan yabancı yaratıkları üretmiş olduğu, icat etmiş olduğu kimyasal maddelerle içirerek onları tedavi ediyordu ve içine girmiş olan çeşitli yaratıkları kovuyordu. Kovduğu için de cadılarla mücadele eden bir sembol haline getirilmişti. O sebeple de diyorlar ki bu geceye yani 30 gecesi başlayan o etkinliğe Valpurga Night veya Valpurgis Night diyorlar gecesi. Sabahlara kadar bu gece kutlanıyor. Niye? İnsanlar kötü ruhlardan uzaklaştırıldığı için. Şimdi tam da bu kutlamanın önüne satanistler 28'i, 29'u ve 30'u da yarım günde olsa programını almaları tesadüf mü? Hiç değil. Gönderme. Tabii bir gönderme yapması hiç değil. Peki bu göndermeyi yapabilmek için aslında kendilerinin arkasında kendini sahaya süren, onların satanist kimliğiyle sahada varlığını sürdüren, arkalarından onları iten kim? Yani şimdi biri burada bir figür olarak cadıları kovuyorsa, yani onların kötülerini kovuyorsa, demek ki bir grubu da cadıların desteklemesi lazım ki onlara mesajı veriyor olması lazım. Şimdi Boston'a getireceğim konuyu. Niye Boston seçiliyor? Çünkü Amerika dediğimiz kıta daha yeni böyle İngilizler kurdu hepimiz biliyoruz ama İngilizler buraya geçerlerken bildiğiniz üzere 13 aileyle buraya geçiyorlar. 13 ailenin buraya geçmesinde Keltler nerede yer alıyor? Keltlerden kastımız ne? Burada tabii Kelt rahibeleri dediğimiz Druidler var. Druidesler var. Zaten rahibe dediğimiz zaman Druidesler yani kadından bahsediyoruz. İşte Keltler Boston dediğimiz coğrafyaya yerleşiyor. O yüzden bakın Amerika'daki NBA'den bile yola çıksak Celtic diye bir takım var. Celtic nerede bulunuyor? Boston'da bulunuyor. Boston Celtic diye bir basket takım var. İşte Keltler Boston'a yerleşiyor. Yerleştiği için yerleri ve mıntıkaları orası bir de New York tarafına yerleşiyorlar tabii günümüzdeki. O iki coğrafya birbirine çok yakındır. Komşudur Boston'la New York. Komşu olan bölgededir. Yani ne oluyor? Amerika'nın en doğusu oluyor bu iki coğrafya. Nereye yerleşmişler? Keltlerin olduğu yerde satanistler Boston'da etkinlik yapacağım diyor. Demek ki arka planda bunları sahaya iten kimmiş? Keltler yani Druidesler. Bunu da şöyle söylerim çünkü biz biliyorsunuz yani uzun zamandır ne anlatıyoruz? Dünyayı yönetenler dediğimiz bir akılın formülasyonu nasıl koyuyoruz ortaya?
Paganlar, Hristiyanları, Hristiyanlar, Yahudileri dedik. Şimdi o zaman burada paganları görmemiz lazım. Keltleri gördük, Druidesleri gördük. Şimdi akış nasıl gidiyor? Günümüzde bizi bunlarla nasıl karşı karşıya getiriyorlar? Kendilerini gösteriyorlar mı, göstermiyorlar mı? Biz onları görebiliyor muyuz, göremiyor muyuz? Hemen söyleyelim. Şimdi bir film söyleyelim. İzleyeceğimiz oradan daha rahat bulurlar. Türkçe'ye Ritüel diye çevrilen bir film var. Normal adı Midsummer, yani İsveç yapımı bir film. Yani İskandinav coğrafyasının bir filmi. Bunu izlediklerinde bu tam bir pagan filmidir. Paganlıkta da bu tarihler niye seçilir? Özellikle bu Valpurga dediğimiz olayda niye 1 Mayıs'a atıf yapılır? Çünkü 1 Mayıs tam anlamıyla bahar bayramına giriş haftasıdır. Yani yeniden doğa canlanacaktır. Yeniden doğa canlanacaksa demek ki burada bir pagan ritüeli var. Ölüm ve diriliş. Kış ölüm, bahar diriliş. İşte ağaçların meyve vermesi, yeşillenmesi vesaire. Bu bir diriliştir, bahar bayramı. Şimdi bahar bayramının haftasına girerken Hristiyanlara paganlar nüfus ederken ne yapmış? Kendi pagan inançlarını da getirmiş. Hiçbir şekilde dememiş yani ben buraya yeni düzen kuruyorum. Burada farklı bir gün ve tarih belirleyelim dememişler. Paganların kendince kabul etmiş olduğu döngüler neyse tarih olarak aynısını Hristiyanlar da geçirmişler. Hristiyan bir tane azize üretmişler. Demişler ki bu işte cadılarla mücadele ediyordu vesaire diye. Ama topluluğu yanında tutabilmek için böyle bir üretime ihtiyaçları vardı. Bunu da yaptıklarını görüyoruz. Ve özellikle 1 Mayıs gününde işte Avrupa'nın neredeyse her yerinde bu gece kutlanır. Hala kutlanır. Hani cadılardan kurtulduk, uzaklaştık diye. Katolikler bunu kullanır. Niye? Çünkü Katolikler hepimizin bildiği üzere geçmişte ne yapmıştır? Cadı yakmıştır. Şimdi cadı yakınca demek ki cadılar kiminle bir bakıma da olsa hasımlı hale gelmiş oluyor? Katoliklerle. Kadın kimin azizesi? Katoliklerin. Satanistler kimin? Keltlerin, yani cadılar diyoruz. Druidesler. Demek ki bakın mücadele hala günümüzde devam ediyor. Tesadüf. Tesadüf değil. Hiçbir şey tesadüf değil. Şimdi genelde bir de şeyi düzeltelim. Ekranlarda hemen Baphomet denilir. Bir figür gösterilir. Yani yarı insan, yarı hayvan olaraktan. Onu bize gösterdiler mi peki daha önceden sinema aracılığıyla? Evet gösterdiler. O da neredeydi? Şimdi Narnia serisi vardı. Narnia'nın günlükleri vesaire. İlk filmden bahsediyorum. İlk filmde bir tane bize ilk başta sempatik gösterdikleri bir figür var. O da Faun. Yani şu James McAvoy'un canlandırdığı karakter Faun. Şimdi Faun ne demek? Faun satir. Satir ne demek? İşte bu yarı insan, yarı hayvan. Yani ayakları keçi, üstü insanımsı ve boynuzları olan. Şimdi filmi izleyenler hatırlayacaktır. İzlemeyenler varsa kesinlikle izlesinler. Faun filmin başında bize o kadar sempatik, o kadar şirin, o kadar masum gösteriliyor ki filmin sonunda ne oluyordu ama? Kendi yanında sempatik olarak onlara bir bakıma yol gösteren, onları sahiplenen grubu, insanları, çocukları satmıştı. Onları kötü güçlere yem etmişti. Daha sonra yapmış olduğu hatayı da anlayınca geri çevireyim dedi durumu ama kötü güç onu buza çevirmişti. Yani dondurmuştu. Bir bakıma onu öldürmüştü yani. Şimdi Faun'u unutmayalım çünkü Faun'u biz bilmezsek Baphomet'in nerelerden geldiğini görememiş oluruz. Bunu da böyle söyledikten sonra şimdi o az önce ifade etmiş olduğumuz filme bir film daha ilave edelim. Çünkü tam dönemindeyiz. Bahara giriyoruz. Yani bahar bayramına gireceğiz. İzleyeceğimiz o filmleri izlesinler. Nicolas Cage'i hepimiz tanırız. Yani aktör olarak çok dünyaca tanınan, sevilen bir oyuncu. Onun da geçmişte oynamış olduğu bir film var. Lanetli Ada diye Türkçe'ye çevrildi filmi. Film adı. İşte Wicker Man diye filmin orijinal adı var. O filmi de izin. Bu da tam bir pagan filmidir. Çünkü bu filmde ne anlatılır? İnsan kurban etme ritüelleri anlatılır. Az önce dediğimiz ritüel filminde de bu Wicker Man filminde de insan kurban etme ritüelleri anlatır. Medyada da bol bol veriyorlar bunlar. Tabii medyada da veriyorlar artık. Ana merkezde bu filmlerde neyi göreceğiz biz? Bu örgütlenmeler içerisindeki organizasyon aklını kadınlar hayata geçiriyor. Kadınlar hayata geçirdiği için pek çok semboller görecekler. Özellikle ritüel filmini kesinlikle izlesinler. Çünkü bir sahnede biz neyi görüyoruz? Bir bakıma da olsa baharı getiren veya yeniden bir başlangıçla alakalı bir sembolleşmiş olan bir karakter vardır. O da Yeşil Adam. Yani Green Man dediğimiz. Türkçe'de daha sonra işte hepimizin bildiği üzere Hızır dediğimiz karakterdir bu. Yani bahar kutlaması bunun üzerinedir. Filmde de pek çok yerde biz o Yeşil Adam figürünü görmekteyiz. O bugünkü Göbekli Tepe'de bir atıf var aslında. Göbekli Tepe'deki biliyorsunuz ibadetsel nasıl diyelim onlara totemler yani o T gibi olan totemler.
Nereden gelir? Niye onlar daire şeklinde dizilmiştir? İşte bu filmleri izlerlerse niye spiral döngüyle oralara yerleştirdiğini görür. Çünkü İslami anlamdaki bir ibadetsel metot değildir oradaki diziliş. Ama bazıları öyle bir anlatıyor ki sanki efendim bir dönem din merkeziymiş gibi anlatılıyor. Biraz rahmani boyutu var gibi anlatılıyor. Biz kesinlikle böyle olmadığını söylüyoruz. Çünkü temelleri var. Oralarda ben temiz enerji alıyorum diyen arkadaşlarımız da oluyor. Aman bundan uzak dursunlar diyoruz. Çünkü temiz enerji oradan alamazsın. Enerji kalsın orada. Yani evet, onun enerjisi orada kalsın. Oradakinin hepsi biraz da olsa negatif enerjidir. Bugünlerde, bu dönemlerde açılıyor ve reklamları yapılıp dünyaya pazarlanıyorsa bizim isteğimiz olmadan bir grubun demek ki müdahalesi olduğunu görmüş olabiliriz. O zaman buradan da yine bir şekilde hatırlatmış, uyarmış, daha bilgilendirmiş de olmuş oluruz. Hocam ağzına sağlık. Estağfurullah. YouTube kanalı hocamın, Zafer hocamın Okuryazar 2. Mutlaka destek olun, abone olun. Kanalı da yine desteklerinizi bekliyoruz. Başka bir programda görüşeceğiz kısmet olursa. Hoşçakalın.